doğrudan Türkiye'yi adres gösterdin büyük bir sığınmacı göçmen dalgası geliyor diye merak ediyorum. Ne oldu göçmen dalgası? Ne oldu? Sen engelledin mi? Onu mu söyleyeceksin yarında? Hayır. Sınırı koruyamayacağını değil, korumayacağını adeta söyledin. Geliyorlar açacağız dedin. Açmışsın zaten. Senin bakan yardımcın 300 bin tane girmiş diyor. Habersiz, gayri resmi. Biden'la baş başa yaptığım pazarlığı iptal etti. Ne yaptıysa, ben bilmiyorum. Senden başka bilen de yok. Senin kabinen de bilmiyor, avanen de bilmiyor. Ama Amerika diyor ki Türkiye bizim talebimiz doğrultusunda belli insanları Türkiye Cumhuriyeti, Afganlar için söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapacak diyor. Türkiye ile de görüşüyoruz diyor. Ne görüşüyorsun? Afganlarla ilgili Avrupa dururken, İran dururken. Amerika Birleşik Devletleri ile ne görüşüyorsun kardeşim? Bize de söyle. Görüşeceksen önce git İran'la görüş. Görüşeceksen Avrupa Birliği ülkeleriyle, Avrupa ülkeleriyle görüş. Hayır, Biden'la görüşeceğim. Niye? Amerika'nın oradaki döküntülerini 3-5 dolara, 3-5 avroya Türkiye'ye toplayacağım. Yazıklar olsun ya. Hakikaten olmaz. Hakikaten kabul edilemez. Ve <laughs> yeni sığınmacı getirecek hiçbir anlaşmaya imza atılmasına da müsaade etmeyiz. Kamuoyu da etmez, toplum da etmez. Artık toplumun hassasiyetlerini biraz dikkate al. Her şeyi bilen adam değilsin. Keşke bilsen. Keşke Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı her şeyi biraz bilse ya. Bilmiyorsun etrafındakiler de seni kandırıyor. Geçmişteki bir sürü örnekte olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, bir sürü yanlış iş yapan, çokça yalan söyleyen iktidarlar muhalefeti susturmak ve sindirmek isterler. Onlar demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğuna inanmazlar. Demokrasi yönetenlerin verdiği kadardır anlayışıyla hareket ederler. Televizyonları ve radyoları rütük giyotunu ile kesenler, gazeteleri basın ilan kurumunun ilan tehditleriyle, baskılarıyla susturanlar, Şimdi sosyal medyaya kafayı takmış görülüyor. Daha ne gelecek bilmiyoruz. Peşin konuşmak istemem. <laughs> Ama kafalarındakini şöyle öğreniyoruz ki güvensiz haberin tespiti. Hangi haberin yalan ya da manipülasyon amaçlı olduğuna bir kurulun karar vermesini planlıyorlar. Ve çok büyük cezalar gelecek. Manipülasyona infale yol açan yalan güvensiz haberlerle ilgili. Peki bunu nasıl anlayacağız? Yani bu kurul kimlerden oluşacak? Rütük gibi mi olacak? Ormandaki yangını gösterdiği için cezayı mı verecek? Rütük gibi mi olacak? Erdoğan'ı sert eleştiren her televizyona, televizyona da değil konukların Erdoğan'ı eleştirmesinden dolayı televizyonların ekranı kararıyor. Sosyal medyada Erdoğan'ı eleştiren, hükümeti eleştiren herkesin sosyal medya hesaplarına ulaşıp kapatmaktan geçtim. Onlara hapis cezası vermek hangi mantık ya? Hitler bunu yapmadı. Yapamadı. O zaman da internet yoktu ama. Yani basın yoluyla en azından yani yapmadı. Hiç kimse yapmadı. İşte ben diktatör dediğim zaman kızıyorlar. Bunu diktatörler yapar. Erdoğan gel şu diktatör heveslerinden, diktatör davranış özelliklerinden artık vazgeç. Milleti rahat bırak ya. Millet konuşsun, sen eleştirsin. İstiyorsun ki Özgür basın olmasın, konuşan Türkiye olmasın, itiraz eden gençler olmasın. Özgür basın da olacak, Türkiye'de konuşacak, gençlerde itiraz edecek kardeşim. Elinden gelen ardına koyma. Ama bu sosyal medya yasasını ekimde gerçekten bir özgürlük kısıtlayıcı anlayış ve yaklaşımla getirirsen bu meclisten o yasayı geçirmen epey zor olacak. Bunu bil. Şimdiden bil. Bu tür yasalara ihtiyaç var ise bile bu tür yasalar bir siyasi partinin mutfağında hazırlanmaz. Muhalefetle oturulur, konuşulur. Yasal bir düzenleme ihtiyacı varsa özgürlükleri kısıtlamadan bunlar yapılabilir. Hep söylediğim bir şey var. Hiçbir güvenlik kaygısı temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına dayanak olamaz. Ve bunu böyle yapan kaybeder. Özgürlükleri kısıtlarsan gömlek yırtılır. Çuval patlar Erdoğan. Bunu unutma. Şimdi tekrar bu sosyal medya ile ilgili şunu söylemek isterim. Tabii bu konuda herkes konuşuyor. Yargıtay Başkanımızdan Diyanet İşleri Başkanımıza kadar herkes konuşuyor. Diyanet İşleri Başkanımız bugünlerde çok konuşuyor. Biz dinimize ve Diyanetimize saygılı milletiz. Diyanet İşleri Başkanının oturduğu koltuğun gerektirdiği niteliklere sahip bir şekilde o davranışlar içerisinde kalması milletimizin beklentisidir. 30 Ağustos'ta içinde Atatürk olmayan bir duanın altında Diyanet İşleri Başkanının imzası vardır. Biz de söyleyince kızılıyor. Bunların Allah'ın tahsildarlığına soyunmak gibi bir yaklaşımları da var ama bu memlekette Allah'tan kork denecek son kişi Diyanet İşleri Başkanı'dır. Ama bugünlerde son zamanlardaki uygulamalarına baktığında ona sadece neticede hepimizin çok saygı duyduğu ve duyması gerektiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başındadır. Ona sadece şunu derim. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Sen Diyanet İşleri Başkanısın. Yani senin rehberin Erdoğan değil. Senin rehberin Kur'an. Böyle bak hayata. Konuşurken de böyle konuş. Bunu da söylemek isterim. Tabii bundan beraber orta vadeli program 17.si açıklandı. Daha önce arkadaşlarla biraz çalıştık. 16 tane orta vadeli program açıklanmış. İnanır mısınız? Hiç bir tanesini. Hiç bir tanesinin hedefi tutmamış. Hedef OVP 4 yıllık bir şey hedefi tutan bir OVP yok. Damat kulakları çınlasın. Bir damadımız vardı ortada yok şimdi. Damat gelince bunun adını değiştirdi. Bu OVP'yi yep yaptı. Yeni ekonomi programı. Millette dedik herhalde bir şey olacak. OVP'yi tutturamadılar. Yep'ten yürüyecekler. Damattan o yep döneminde Lafontaine masalları gibi bol bol masal dinledik ve 19 yıllık AK Parti iktidarında 16 OVP yapılmış. Üstüne 23 tane de ekonomik paket açıklanmış. 23 tane. Sonuçta milletin hali ortada. Ama hedefler büyük. Şimdi mesela 2022, 2024 OVP bizce bir itirafname. Şimdi ne demiş Erdoğan mesela? 2023'te milli gelir 2 trilyon dolar olacak demiş. 2023'te kişi başına gelir 25 bin dolar olacak demiş. 2023'te ihracatımız 500, 500 milyar dolar olacak demiş Erdoğan. Şimdi bunu daha önce söylemişti biliyorsunuz. Bu OVP'de 2023 hedefleri şöyle. Bu OVP Erdoğan'a sen yalancısın demiş. Sen hayal görüyorsun demiş. Hoş bu hedefler de tutmaz. Şimdi 2023'te bu açıklanan OVP orta vadeli planla milli gelir 925 milyar dolar.